Evet arkadaşlar, bugün sizinle herkese merhabalar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bu da şeyler almış, kuşlar almış bizim Ayda Elektrik'te. Kuşlar bağlıyormuş. Dede ses çıkartıyormuş. Ben çünkü anlatmaya çalışamayacağım. Çok zor anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tek Digino F D diyor markası, tek sesli kanaya kapı zili yazıyor. Sizine apartmanların içeri kapılarında zil çıkan bağlantıları nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi bu da şeyler de bir bak. Şu da 15 volttan gelen şu kablomuz arkadaşlar. Kapıda üstünde böyle bağlantıyı takarsınız. Zilleri değiştirebilirsiniz. Eski apartman evlerinde zilleri bozulduğu zaman, onların başka eski apartman evlerinde onların zilleri bozulursa onu söküyorsunuz. Yeni zil bağlıyorsunuz. Dahili kapısının butonuna basıyorsunuz. Deniyorsunuz. Çalışıyor, çalışmıyor. Ağzalı zil değil diye basıyorsunuz, çalıyorsunuz. Mıkalarak da bu sitle. Şimdi buradan kablolar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunu 9 dokluklu pille çalıştırıyoruz. Şuradan karşıda zil trafosunda çalıştırıyoruz. Odan zil trafondan çıkan kablolarından buradan çıkıyor. Şurada 5 malara yazıyor. Koçtaş diyor ki 14 lira fiyatı satıyor diyor. İşlerinin başlıyorsunuz apartmanda daire kapısından. İlk önce sigortalı attığınız gerekiyormuş. Bunun için sigortalı attırmak lazım. Çünkü içeri kapı ne oldu? Oldu elektrik olabilir, 220 olabilir, çel olabilir. 19 voltluk, 15 voltluk olabilir. Olan için biz sigortalı attırmamız lazım çünkü. Evet arkadaşlar. Şimdi çağ sigortalı atladım çağ. Çağ hiç şey olmaz. Zil çağ. Gördüğünüz gibi. Çalışmıyor. Evet arkadaşlar. Bunu bağlayacağız ama şuradan bağlarak lazım. Evet. Videonun kaydettiğini yeniden başlatıp bunu bağladım. Bunu D kabloyu bunu getireceğim. Videonu durduracağım, başlatacağım, yeniden çekeceğim. Evet, bağlantıları yaptık. İlk önce sigortalı attırmaya gidiyorum. Kendinize bak. Sigortayı açmaya gidiyorum. Bay bay. Evet, sigortalı açmaya gittim. Bakalım zilimiz çalışıyor, ağzalı değilmiş. Bakalım. Evet, çalışıyor. Bağlantıları iyi yaptım. Şu apartmanların içeri kapının oradaki bağlantıları gireceksiniz. Şuradan daire kapısının butonuna deneyeceksiniz. Zil çalışıyorsa zil çalışıyor gördüğünüz gibi. İçeri kapının yazan yerini butonuna basarsan çalışıyor. 5 numaradan çıkan bunu basıyorsunuz. Çıkınca serimiz ötüyormuş. O kadar çok basitti. İçlenimimin bağlantıları bittikten sonra burasının elektrik bandı alacaksınız. Elektrik bandını da kapatacaksınız. Elektrik bandını neden kapatacaksınız biliyorsunuz değil mi? Sigortayı attırdıktan sonra, açtıktan sonra sigortayı açınca oldu çünkü çok elektrik olacakmış. Elektrik olduğu için sigortaları attırmanız gerekiyormuş. Elektrik bandını borasını salıyorsunuz. Buradaki çeviye asıyorsunuz. Şurada şöyle aldı ama arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi aslında elini kapattık. Kapağı kırılmıştı çünkü. Ben bunu niye daha çok bant sanmıştım? Elektrik bandı sandım biliyor musun? Bu kanalizenin arkasında kapağı kırılmıştı. Kapağı hemen açılıyormuş, kapanıyormuş. Kapak hemen açılıyormuş. Nerede kapanıyormuş arkadaşlar? Yapışkan sürmüştüm oya. Ben yapışkan suya tutunan arkadaşlar.
Buradan şunu duvarı monta ederken, duvarı montaj yaparken bunu torbeleriyle şunu bunu arkadaşlar bağlantı çıkmış. Bağlantı çıkmış ya arkadaşlar. Kimi zilimiziyle kimi montaj yapamıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bağlantıları giriyorum. Kopmuş bu kabloları. Videonu durduracağım, yeniden başlatacağım. Kendinize iyi bak, görüşürüz, bay bay. Evet arkadaşlar, kanaya sesli kapı zili. Şunu tahtanın üstüne astık, montaj yaptık. Zilimiz çalışıyor. Evet, görüyor musunuz? Bağlantıyı bitiriyorsunuz. Apartman evlerinde bir çiviye asıyorsunuz. Zilimiz artık çalışıyor, artık olmuş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bak, görüşürüz, bay bay.